Herkese selamlar, saygılar. Sizler için yine bir video hazırlıyorum. Bilgi paylaşım amacıyla 2 adet bağlama karşılaştırması yapacağız. Yine 1 adet 50 tekne oyma dut bağlamamız var. 1 adet de 44 tekne yaprak dut bağlamamız var. İki bağlama da bana aynı tarihte geldi. İki bağlamanın da geldiğinde tesviye ihtiyacı vardı. İki bağlamanın da tesviyesi aynı usta tarafından yapılarak bana tekrar teslim edildi. Şimdi gelelim detay kısmına. İki bağlamayı nasıl kıyaslayacağız? Görsel açıdan, işçilik açısından ve ses karakter açısından bakacağız bu bağlamalara. Ben bu videoları neden hazırlıyorum? Hobi. Yani benim için bu farklı sesteki bağlamaları, farklı ustaların bağlamalarını, farklı açılardaki bağlamaları çalmak benim tutkum, hobim diyebiliriz. Sizler de bu sesleri duyun, bu farklılıkları görün istiyorum. Bu amaçla bu videoları çekip sizlere paylaşıyorum dostlar. Şimdi Oymadut'un teknesinden başlayalım. Dörde bir değil, bilginiz olsun. Şöyle baktığınızda dörde bir gibi durabilir. Diğer tarafa dönünce zaten gösterecek dörde bir olmadığını. Şöyle bakın, dörde bir tekne değil bu. Şurası kabuğa yakın kısım, beyaz olan kısım. Epey eski bir bağlama. Yani minimum 6-7 yıllık bir bağlama. Tekne doğal olarak kızarmış. Şöyle bakıp incelediğinizde çok güzel bir işçiliği var gibi görünüyor. Hassas bir işçilik uygulanmış gibi. Kenar çıtalarında olsun, klavyede olsun, mızrak kısmında olsun, sap kısmında olsun. Ama enteresan bir eksiklik var bağlamada. Yani nasıl desem, bu kadar hassas bir işçilik uygulanmış bir bağlamada sesin böyle, nasıl diyeyim, lezzetli gelmesi lazım. Şöyle düşünün, bu kadar hassas işçiliği uygulayan bir usta bu bağlamayı yaş bir tekneyle yapmaz. Yaş bir kapakla, yaş bir sapla yapmaz normal şartlarda. Ama enteresan şekilde, belki de sadece bana öyle geliyordur, yani yetersiz bir ses var. Hem volüm yüksekliği açısından hem lezzet açısından bir türlü yeterli gelmiyor bana. Şimdi diğer yaprak dut bağlamayı anlatırken göreceksiniz, o bağlama nasıl bir harabe durumdan bu hale geldi. Onu görünce şunu diyeceksiniz: ulan bağlamanın görmediği eziyet kalmamış, hala bu seste. Oyma duta bakıyorsun, rahmetli olmuş gibi bir durum var. Şimdi bir sesini duyalım. Sonra bir daha bir detaylı görseli geçeyim. Sonra yaprak bağlamaya bakalım. Divan tarzı bir şey vuralım. Bir şey daha var bu bağlamada. Ya eli tutuyor resmen. Polyester kalitesinden midir? Tesviyeden sonra, yani tesviye atılırken bu dolgu polyester görmüştür muhtemelen. O tesviye polyesterinden mi, neden bilmiyorum. Yani el böyle bir rahat rahat kayıp gidemiyor. Tellerin kalitesinden mi, polyesterden mi, bir türlü bunu da anlayamadım. Bir telleri değiştirip ona da bakacağım. Ama yani bir tutuyor resmen. İnsan eli hareket edemiyor. Şu an mesela elimi şey hissediyorum, sanki böyle yapış yapış hissediyorum. Neyse, bir de diğer bağlamaya bakalım. Belki ben kendimi kandırıyorumdur böyle, oyma tut düşmanlığı varmış gibi. Evet, şimdi şu bağlamanın tarihçesine gelelim. %99 ihtimalle Celal Doldur Usta'nın yapımı. Çok eski, çok yıllanmış bir bağlama. Şöyle hemen bana ulaştığında sap atıktı. Teknesinin şurasında bir tane çatlak vardı. Teknedeki çatlağı yaptırdım. Tesviyesini yaptırdım. Daha önce de bakın, şuradan bir tamir yine görmüş. Tesviyeden aldıktan sonra bu teknede herhangi bir kusur yoktu. Şurada görüyorsunuz izi. Şu izi. Evde beklerken burada dilimlerin yapıştığı kısımdan bir açıklık oluşmuş kendiliğinden. Bayağı uzun bir
açıklıktı. Ben bunu kendi imkanlarımla yapıştırdım. Zımparasını yap, vernik cila işlemi uygulayacağım. Belki de tekneyi komple kazırım. Gomalak da yapabilirim. Belli değil şu an. Yani bu bağlama birkaç kez kırık tamiri gördü. Onu söyleyeyim. Şurada göstereceğim detaylar görünebilir mi bilmiyorum ama bakın polyesterdeki çatlamalar görüyor musunuz? Sap kısmında şuraya kadar şu bölgedeki polyesterler hep çatlaktı, böyle kabuk gibi dökülmüştü. Tesviyeye verdiğim usta o çatlaklardan kalkanları kaldırdı. Kalkmayanların yerine dolgu yaptı. Çatlak izleri hala duruyor. Muhtemelen o kısımda polyester atıldığında tam temizlenmemiş olabilir veya aşırı sıcak görmüş olabilir bu kısım polyesterin çatlaması. Birçok sebebi var. Şöyle bir şey de var bu bağlamanın. Tesviyeden aldıktan sonra şu üst eşik sıkıntı çıkardı. Teller boştayken cız 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 böyle sap atık bir ses veriyordu. Ben de acaba eşikten midir diye emin olmak için o eşiği söktüm, üst eşiği. Kendim bendeki yumuşak ağaçlardan birisiyle bir eşik yaptım. O da pek verimli olmadı ama iş görüyor şu an. Ona rağmen nasıl bir sesi olduğuna şaşıracaksınız. Çok ilginç bir bağlama. Şöyle bir inceleyelim tekrar teknesini. Bu arada çok hızlı mı konuştum bilmiyorum ama. Çok fazla sık boğaz etmek istemedim. Hadi bakalım bir kontrol edelim. Bu arada iki bağlama da aynı karar sesinde. Re karar. Alt tel boşta la kısacası. Aynı şarkıları, aynı türküleri çalalım. Divan gidelim. Kafesini kapatayım. Öyle duyun. Yani yanılgı olmasın. İşte bunun kafesi açık da ses iyi çıkıyor gibisinden. Bu bağlama kusura bakmayın. Bu bağlama eski sahipleri tarafından çok hor kullanılmış. Yani ciddi anlamda şöyle baktığınız zaman şuralarda falan ezikler, darbe izleri nasıl desem geldiğinde şu kapak kısmı var ya zifir zindan leş gibiydi. Yani bu elinin kirini buradan hiç silmemiş adam ya. Olduğu gibi sanki böyle sanayide çalışıp gelmiş, hiç elini yıkamadan burada saz çalmış. Bu sazı yani hiç kıymet vermeden kullanmış. Ona rağmen kırıklarına rağmen tesviyesine rağmen bakın tesviye kapağa kadar geldi yani ona rağmen şu an bu sesi veriyor bu bağlama. Oymadut cillop gibi bir tek tesviye gördü hala hiçbir şey yok çatlak yok patlak yok bilmiyorum yani belki de ben bana tuhaf geliyor böyle. Şöyle tekrar bir bakalım. Işık vurduğu için pek görünmüyor sapın damarları vesairesi ama ikisinin de burguları abanos. İkisinin de kapağı ladin ama bunda çok hafif hareler var yani bir tavşan ladinsi gibi hareler var kapağında. Başka bu bağlamayla alakalı anlatacağım bir şey sanırım yok. Şu oymadutu bir daha çalayım sizin için. Bir daha göstereyim. Çok sinirimi bozuyor bu bağlama gerçekten. Çalımı zor, eşik yüksek böyle yani şurada bir
şeylik yok, yumuşaklık yok, böyle nasıl desem yayın üstünden atıyormuşsunuz gibi tezeneyi. El gitmiyor, vallahi el gitmiyor ya, kaymıyor. Nasıl bir saptır, nasıl bir klavyedir anlamadım. En sonunda yani bana kendini kestirecek, perdesiz bağlamaya çevirtirecek. Şurada bir detaya değineyim. Şöyle kısarsam herhalde belli olacak. Bakın şurada aşağıdaki kurt ağzı yönteminin aynısı uygulanmış. Eski ustalar bunu yapardı. Pek artık şöyle çaprazlama keserek yapıyor yeni ustalar, ama bunda yine kurt ağzı kesim kullanılmış. Bu bağlama %99 İzmir yapımı görünüyor. Ankara işçiliğine pek benzetemedim ben. Niye böyle onu da anlamadım. Bilen varsa yazsın artık yorumlara. Bu videoyu da artık burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Başka aktaracağım bir şey var mı bilmiyorum. Oymadut yaptıracak arkadaşlara bir dipnot geçeyim. Kesinlikle bildiğiniz, güvendiğiniz, tanıdığınız bir usta değilse hiç oymadut işine bulaşmayın gerçekten. Hani ben bugüne kadar belki herhalde 200-300 bağlama oldum, bilmiyorum sayıyı, gerçekten çok farklı sazlar elimden geldi geçti. Yani bir türlü lezzet alamadım şu oymadutlardan. Nedendir bilmiyorum. Ya eski işçilik kalitesi yok ya da eski ağaçlar yok artık. Nedendir bilmiyorum. Sevmiyorum ben. Başka diyeceğim bir şey yok. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öyle kanala abone olun, yorum yapın, beğenin falan. Öyle şeyler gerek yok arkadaşlar. Size faydalı olduysa bana yeter bu. Başka da diyeceğim bir şey yok. Hoşça kalın.